Abla, suyu içme suyunu niye kullanmıyorsunuz? Dışarıda satın alarak mı iç? Ya korkuyor ki, içmeye korkuyor. Değillerse zehir karışmış, korkuyor. İçecek, hazır alık valla. Suları hazır alık. Peki kaç gündür bu suyu ilk günden beri içmiyor musunuz? Yok, hiç içmiyor. Köyün şebeke suyu hemen burada ama. Ha, burada mı içmiyor yani. Dediler ki kullanmayın, kullanmayın. Hiçbir şey kullanmayın. Suyu. Peki hayvanlarınızı nasıl besliyorsunuz? İşte orada bir çeşme var ya aşağıda. Evet. Oradan içiyor. Orada işte bir orada bir şey yokmuş. Ondan sonra iç. Ama o da analiz yapıldı mı? Gelip baktılar mı? He, baktılar, aldılar. Sonuçları size söylediler mi? Ha, dün de geldi, bizim oradan aldılar. Dediler korkmayın, temiz dedi, için dedi. Geldi aldı getirebilmiyormuş işte, o kadar. Peki maden nerede çıkarıyor? Yukarıda mı? Çok yakın mı size? Bak şurası, bak şurası, bak, bak görünüyor. Tökülen yerde bir bak şu tepeye görünüyor. Ama yani siz tedirgin mi oluyorsunuz? Ha, Size tabii, temiz tabii. demişler su ama siz niye Ha. içmiyorsunuz o zaman? Tedirgin olup korkuyor, zehir karışmış. Sinavarı karışmış şeyler, içemiyorum ben. Peki abla siz içiyor musunuz o sudan? Hayır, içmiyoruz. Neden içmediğinizi anlatabilir misiniz? Tam suyumuz çöpler yerinden geliyor. Çöpler köyünde yani. Maden ocağının olduğu Maden bölge. ocağının yerinden geliyor, onun için içmiyor. Katılmış olabilirdi ya. Peki ne yapıyorsunuz? Su ihtiyacınızı nasıl Hazır karşılıyorsunuz? su kullanıyoruz. Tankerlerle getirenler oldu köye. Onlardan alıp kullanıyoruz. Peki ne olacak şimdi siz bu durumunuz? Su içmeyecek misiniz? Bu nereye kadar olacak? Ne zamana kadar olacak? Vallahi çimdiklik taşıma suyundan idare edeceğiz. İnşallah bir çözüm bulurlar. Çözüm bulamazsa da bu köy burada durmaz yani sonuçta. Ne Evet. kadar durabilir bu köy burada? Peki bu maden hangi taraftan çıkar bir gösterebilir misin abla? Yani şu tepeye çıkmadan görünmez ki tam. Ama o arkada bak kazı yeri He, görünüyor. kazı yeri görür ki. O şey, maden içini çekiyor, kabasını. Kafasını döküyorlar. Evet. Şurası değil mi? Normalde o tarlalar hep bizim de tatlı yerimizdi. Orayı tellediler, aldılar kendilerine. Peki Engelleyemediler kimse yani. köyde insanlar, gençler, yaşlılar hepsi tedirgin mi? Hepsi aynı. Hepsi bunu konuşuyor. Şu an hepsi bunu konuşuyor. Ne diyeceğiz, ne yapacağız, nasıl yapacağız? Hep bunu konuşuyorlar. Şimdi çöpler köyünden şu depoya mı geliyor su? Çöpler köyünden de aşağı geldi. Aşağıdan buraya Ceylan'la basildi. Şu depodan köye gidiyor. Köy. Köyde hemen şurası değil mi? Evet, köy orası. Köyde kaç kişi yaşıyor? Kaç hane var ablam? Şu an 7 tane hane var. Yedi hane. İçinde insan olarak. Ama yazın daha fazla. Yazın 14'e 15'e çıkıyor. Peki bu köylüler geçimini neyle sağlıyor? O köylüler önceden hayvancılık yapıyordular. Her evin bir hayvanı vardı. O madenden sonra... Madenden dolayı hep satıldı. Çünkü mera kalmadı. Ya şimdi biz de öyle bir yerde yaşıyoruz ki bir yandan baraj aldı, bir yandan Mera maden yok mu? aldı. Köy merası yok mu? Yok, çok az kaldı, yetmiyor yani. Yetmediği için satıldı zaten hayvanlarımız. Peki nasıl geçineceksiniz? İşte millet de onun için de sus pus duruyor. Kimse bir şey diyemiyor, öyle kaldı. Şimdiki kaldı, bilmiyorum neyden. Geçinecek, gidecek yerler de yoksa. Peki abla sizin hayvanlarınız var mıydı? Siz ne yapıyorsunuz? Var, benim var. Bir ineğim, 5 şeyim var ben. Ha, daha da bir şeyim yok. Birkaç tane tavuğum var yani. İşte onlar yani. Peki köyün merası gittikten sonra çok zorlandınız mı? Zorlandık, tabii zorlandık. Bizim işte bu buralar işte. Ha, buralarda mallar yaylı. Bu arada başka bir yerimiz yok. Mallar... Maden sizin otlatma alanlarınızı tamamen yok etti Ha o yok, zaman. ha yok ettiler tabii işte. O yüzden malımız da bir yerde. Yoksa satacak, bize satacak yani Peki mallar. meyve ağaçlarınız falan kurudu mu? Hep kurudu tabii, şimdi meyve vermeyiz. Hiç meyve yok mu? Yok, hiç yok. Yok ulan, yok kuru. Bizim şu Sizin dağlarda ekip biçiyorduk, onlar hep kurudu. Hep kurudu ya. neler kurdu mesela? Bunu söyleyebilir misin? Yani genellikle kavak ağaçlarımız bizim çok vardı. En az 1000 taneye yakın kavak ağaçlarımız vardı. Hepsi kurudu. Meyve de kurudu mu? Meyveler de kurudu, hiç kalmadı. Şimdi hep hazır alıp yiyorlar meyveleri. Sebze ekiyoruz, onlar da çok az oluyor. Kuruyor mu sebzede? Kuruyor, hep kuruyor. Büyümüyorlar yani. Böyle işte. Evet.